E, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Berlinale Berlin 2024 seçkisinden izlediğim 87. film olma özelliği taşıyan 87 film arasında bileğinin hakkıyla 82. sıraya yerleşen e, ile ilgili görüşlerimi İstanbul Film Festivali premierinde izleyip paylaşıyorum. Samsak ulaşıyor mu? Metan çota turkuli çuçtu da. Içmiştir, Benim adım nasıl? Yavanak'ın Endam We Dance'de yani vasat bir filme imza atmıştı. Özellikle yani Gürcü sinemasının hani son dönemindeki çıkışını düşünürsek işte Beginning'den What Do We See When We Look At The Sky Ciddi anlamda hani son 15 yılın çıkışa geçen Gürcü filmleriyle rekabete girebilecek seviyede değildi. Yani ilk 5'e bile girmeyecek bir seviyedeydi. Ama fazlasıyla hani işi oryantalizmi noktaya götürüyordu. Burada da o oryantalizm devam ediyor. Yani daha da dip noktayı görmüş yani. Film özellikle zaten hani şeyden başlıyor işte yani Gürcistan'dan başlıyor oradan buraya sıçrıyor falan yani o anlamda ilginç. Ee, şeyleri var sinematografik dokunuşları var ee, özellikle şeyde e, Mizia Arabili'de iyi oynamış ee, özellikle e, onu söylemek lazım ee, diğer tarafta e, şey yani bu anlamda e, şey Kür Gürcistan'daki sahneler fena değil ama yani oryantalizm fazlasıyla devreye giriyor şeyde yani İstanbul'a girince ve o da fazlasıyla işte teslimiyet şey çilingir sofrası gibi sinema ilüzyonu yaşatan LGBT artı Türk filmleriyle rekabete girerken kendini buluyor. Yani burada hedef aslında Gece Melek ve Bizim Çocuklar ama aynen Hilal Feza ve Diğer Gezegenler gibi geçen sene izlediğimiz e, o hedefle yola çıkıyor ama yani gece Melek ve bizim çocuklar gibi yani kültüre dönüşecek böyle işte cücesinden trans karakterine kadar yani öyle bir noktada ya bir yapıt izlemiyoruz. Yani ciddi anlamda yani Beyoğlu'nun arka sokaklarını sömürüyor. Aynen Şerif Gören filminde gördüğümüz gibi. Yani bu anlamda da hani fazlasıyla hani bir renk filtreleri falan filan var filmde tabi. E o anlamda ama yani bu renk filtrelerinden bir şey çıkaracak hale gelmiyor. Yani öyle bir tuhaflık var. Crossing adı da zaten oryantalizmin altını dolduran bir şekilde tasarlanmış gibi adeta. Yani o yüzden de çok böyle iddialı bir yere gelmiyor film. Yani ve özellikle de Orientalizm noktasında hani Jess Franco mesela hani Vampiros Lesbos'ta hani İstanbul'a da geçen bir vampir filmi başyapıtına imza atmıştı ama... Orada İstanbul'a yaklaşım açısından hani böyle B sınıf bir yönetmen diye alınır. Ama oradaki başyapıt seviyesi burada asla canlanmıyor. Öyle bir tuhaflık var. Yani ciddi anlamda buradan Levan Akın şey yani Gürcü sinemasında bile hani son 10 yılda çıkan yönetmenler filmler arasında hani ilk beşe girmeyen bir Endem Vidas veya ilk 5'e girmeyen bir yönetmen. Burada da Liza bir Fridel falan hani kaydırılan kamerası falan filan fena değil tabii ama... Yani ciddi anlamda bir şey problemi var, orientalizm problemi var ve Mustang'de yarışacak seviyede tamamlanıyor. E, onu da söylemek lazım. Opponent Milat Alami'nin çektiği, Opponent ki Milat Alami'de şeyde İsveç'te yaşayan bir yasaklı yönetmen, onu çektiği Opponent hani şeyin Levan Akın'ın çektiği Andam ve Krosinki toplasan. E anca öyle bir noktada başarılıydı geçen sene mesela göçmen haklarını anlatmakta. E, Peyman Madi de çok iyiydi. Ona e, rekabete giremiyor. Kim e, crossing e puanı 10 üzerinden 3 sizin crossing e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.